Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kınamızda dıktanlar ekranımız bulsun. Xitay Yerşari Televizyatörü Fransiyada arız şikayetki duç geldi. Fransiya Xalqaro Radiosining xabarida bildirilishicha, Angliyada tarqitish ijozatnomasi bekor qilingan Xitoy yarishori televiziyatori CGTN Fransiyada arz shikoyatga duch kelgan. Bildirilishicha, qo'g'iduvchi muhofizachilar tashkiloti 6-aprel bayonot e'lon qilib, Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis bilan Avstraliyada o'qiyotgan Mahmudjon Abdurahimga vakolatan Xitoy yarishori televiziyatorining to'kmatlari haqida Fransiya Unsin Oliy Komitetiga arz sunganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Mahmudjon Abdurahimning ayoli va bolalari 2017-yilda Avstraliyadan Sharqiy Turkistonga qaytib ketgandan keyin Xitoy uning ayolini jazo lagerga solgan. Mahmudjon Abdurahim Xitoy yarishori televiziyatorining to'kmat chaplab uning bolalarini tashlab etganligidek yolg'on xabar tarqatganligi, yana Sharqiy Turkistondagi qizini yolg'on ziyoratga majburlaganligi haqida arz sungan. Yana bir da'vogar Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenis bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan terrorlik siyosati ve irqiy qirg'inchilik qilmishlari haqida dalil isbotliq tadqiqot dokumenti e'lon qilib, Xitoyning jinoyatlarini fosh qilganligi sababli Xitoy uni jazolash tizimiga kirgizgan. U Xitoy yarishori televiziyatorining uni yolg'on yovdoqlarni tarqatdi deb xabar qilganligi, ammo hech qachon uni ziyorat qilib raddiya berish fursati bermaganligi, buning axborot prinsiplariga uyg'un kelmaydiganligi haqida ular ustidan arz sungan. Ma'lum bo'lishicha, qo'g'iduvchi muhofizachilar tashkiloti mazkur ikki da'vogarga vakolatan Fransiya Unsin Oliy Komitetiga Xitoy yarishori televiziyatori ustidan arz sunish bilan bir vaqtda Amerikadagi nazorat qilish organi Federatsiya xabarlashish komitetiga arz sungan. Xitoy yarishori televiziyatori bu yil 2-oyda Angliyaning aloqador radio va Unsin qonuniga xilofli qilganligi sababli Angliya ushbu mulozamat organi tomonidan tarqitish ijozatnomasi bekor qilingan edi. Алдын кайда Хытай ярышары телевизиятори Францияга орынлашканда экен, Франциядагы кишилик укук ташкилатларынын нааразылыгына учурган. Бирок Франция Үнсин Али комитети Хытай халыкара телевизияторунун Франция суний хамрахын иштеткенлиги себепли бу дөлөттө тарыктыш укугу барлыгын билдирген. Шундыктымы 1986-жылы макулданган Франция ахпарат канунундагы таратқуулардын тарапсыз болуш принципине асас кылып, Хытай таратқуусун каттык назарат кылдыганлыгын таэкидлеген. Diviziya dairleri Xitoy köçmenlerini Şarkı Türkistan'da yıldız tartkuzuşku urunmaqta. Xitoy'nın Şarkı Türkistan'da duruşluk işlep çıkırış kuruluş diviziyası Xitoy köçmenlerini yötkeşine devamlıq küçü etmekte. Bington gezdinin 7 April tarqatqan haberde malum buluşca diviziya 2020-yıllık garibi rayon planı boyunca yeni 21 türünü yolu koyup Xitoy ülkelerdeki Ali Mektep okuğucularını Şarkı Türkistan'a celip kılış ve onlarını bu yerde yıldız tartkuzuş hareketini küçü etken. Atalmış G'arbi rayon planı Xitoy rejimi Sharqiy Turkistondagi diviziyaga kelib o'rinlashadigan Xitoy ko'chmanlarini yanama ko'paytirish uchun yo'l qo'ygan maxsus strategiya bo'lib, Xitoy da'idri 2018-yil 8-oydan boshlab bu harakatni boshlagan va atalmış fidoilarning xizmat va turmush yordam pulini zo'r darajada oshirganligini e'lon qilgan edi. Xabardan qaraganda diviziya 2020-yil faqat mushu tur bo'yicha Xitoy o'lkalaridan 3900 nafar odam qabul qilgan. Yani yeniden 1377 adamını tizimlegan. Bunun içinde Şarkı Türkistan'da devamlı kılıp hizmet kılışını tallıqanlar 1652 nöperge yetken. Dikkat kuzgaydığını şu ki, Xitoy dairleri diviziyaya kararlık hizmet kekelgen bu atalmış pidailerinin Şarkı Türkistan'da yerleşip kılışını kolgu keltiriş üçün maksus uqtuş, başkuruş, yardım beriş, kollaş ve saklap kılış dep atalgan bir siyaset endisini yolu koygan bulup, ular yeniden kelganlarning barliq turmuş qiyinchiliklarini hal qilishni, yordam pulini o'stirishni, ular bilan qararlik so'zlashib turishni va natijada ularni vatanimizda elib qilishni ko'zlaydi ekan. Xitoy rejimi har xil nom, har xil siyosatlar bo'yicha Sharqiy Turkistonga to'xtamay Xitoy ko'chmanlarini yotqayotgan bo'lib, diviziya bu siyosatlarda davomliq boshlamchilik rol o'ynab kelmoqda. Bulupmu 2017-yili Xitoy millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamagandan buyon bu harakatini yanama tezlatgan. Xitoy Amerikani Beijing Olimpik musobaqasini boykot qilmaslik to'g'risida ogohlantirdi.
Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jaulijan Amerikani Xitoy sahib xalli qildigan 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini boykot qilmaslikka ogohlantirgan. Yaqinda Amerikaning sherik davlatlar bilan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishni so'zlashayotganligi haqida xabarlar chiqqan ekan, Oqsaroyning bayonotchisi Jen Psaki 7-aprel kundagi bayonotida buni rad qilgan edi. U so'zida biz ittifoqdoshlar va sheriklar bilan bo'lgan har qanday birlashma boykotni muzokara qilmadik va muzokara qilmaymiz degan edi. Biroq Xitoy buningga qaramay Amerikani ogohlantirib, agar Amerika Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpikni boykot qilsa, buningga intayin kuchlik inkas qaytaradiganligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jaulijan Shokunki bayonotida yana Uyg'urlarga qilayotgan ziyonkashlikni ham rad qilgan va tantarbiyani siyosiylashtirish olimpik nizomnomasining ruhiga hamda har qaysi davlatdagi tanarkachilarning manfaatiga ziyon soldi. Amerika Olimpik Komitetini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatmi buni qabul qilmaydi degan. Amerika Birlashma Agentligining xabar qilishicha Amerika Olimpik va Meyiblar Olimpik Komiteti ilgari o'zlarining bu musobaqani boykot qilishga qarshi turganligini bildirgan ekan. Amerika Olimpik va Meyiblar Olimpik Komiteti moderatorining raisi Susan Leonis bu vaqtdagi so'zida Olimpik tanarkachilarining boykot qilishining masalani hal qila olmaslik bilan birga tanarkachilarga passiv ta'sir ko'rsatganligini ilgari surgan. Susan Leonis yana Xitoyda yuz berayotgan ig'ir kishilik huquq masalasiga sal qarashqa bo'lmasimi, ammo bundaq masalalarni yosh tanarkachilar emas, balki diplomatlar va savdo va boshqa hukumat amaldorlari yaxshi hal qila oladi deb qaraydiganligini bildirgan. Halbuki tadqiqotchi Adrian Zenis bugun Twitter orqali bu ko'zqarashga inkas qaytarib, boykot qilishdagi maqsad Xitoyning siyosatini o'zgartirish emas, balki to'g'ri bo'lganini qilishdir degan. Chet ellardagi nurg'un kishilik huquq organlari va kishilar Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyatning ittifoqlik, do'stlik va birlikning simvoli bo'lgan olimpik o'tkazishini zo'r xatolik deb qarab, ayni vaqtda natsistlar hokimiyatining olimpik o'tkazishiga ruxsat berishdek tarixiy xatolikning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslikni talab qilishmoqda. Avstraliyalik gazeta tahririyati Xitoyning Uyg'urlar haqidagi tashviqotini ayibladi. Avstraliyadagi nufuzli axborotlarning biri bo'lgan Avstraliyalik nomli gazeta tahririyat maqolasi e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlar haqida tarqitayotgan tashviqotlarini ayibladi. 8-aprel kunida e'lon qilingan tahririyat maqolasida bildirilishicha, Xitoyning Kanberada turishliq elchixonasi 7-aprel kuni muxbirlarni yig'ib, ularga Uyg'urlarning qanchalik baxtiyor yashayotganligi, rayonda zo'r taraqqiyotlarni barpo qilganligini tashviq qilgan. Maqolada mundoq deyilgan: 7-aprel kuni Xitoyning Kanberadagi elchixonasida jurnalistlarga ko'rsatilgan video xuddi Muzika sadosi nomli filmning ochilishiga o'xshashda jalbkor va ko'rkam edi. Xitoy bosh elchisi Qing Jingye bizga g'arib taratqulardagi burmalangan xabarlarni unutib ketinglar deb quyib bergan 6 minutlik Xinjiang ajoyib bir yer nomli filmga qaraganda, Xitoy kommunist partiyasi bu rayonni o'zgartirib, u yerda iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy muqimlik, turmushni yaxshilash va dini inoqlik barpo qilgan emish. Xinjiang hozir hayotlikka to'lgan va gullanib, hayotiy kuchga to'lgan yer emish. Avstraliyalik gazeta tahririyat maqolasida Xitoy rejimining bu videolarda lagerlarni, majburiy amgakni, lagerlarda yuz berayotgan inson qalbidan chiqqan qiyin-qistoq, bosqinchilik voqealarini tilga olibmi qo'ymaganligini eskertib o'tgan va tövendiklerini bayon qilgan. Xitoy bundaq go'daklarchi videolar bilan mushkayiqning benafshi bo'ladiganligini isbotlaymiz deb vaqt isrof qilishning o'rniga Avstraliya bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatini asliga keltirish uchun tirissa, o'zining manfaatiga foydali harakat qilgan bo'ladi. U Xitoy savdo ministri Wang Wentao bilan Avstraliya savdo ministri Dan Tehan o'rtasidagi aloqani qaytadan ochib etishdan boshlanishi mumkin. Maqolada Xitoy Avstraliyaga iqtisodiy jazo yurgizgandan keyin Avstraliyalik eksport qilg'uvchilar ozroq ziyon tortgan bo'lsa-mu, biroq ular ziyonning o'rnini to'ldirishning yo'llarini allaburun tepib, boshqa davlatlar bilan savdolarini kuchaytirganligini, shunga buning natijasining yanada Xitoyning o'ziga ziyonli ekanligini bayon qilgan va oxirida Sovet ittifoqi mazgilini aslatadigan bundoq tashviqotlarning hech qanday ijobiy ta'siri bo'lmaydiganligini eskartgan. 7-aprel kuni Xitoy doirlari Urumchida Xinjiang yaxshi joy nomli Avstraliyaga qaratilgan maxsus maydon silliq fikr almashtirish yig'ini o'tkazgan edi. Mazkur yig'in nurg'un xalqaroliq axborotlarda tanqidga uchradi. E-partiyasi Xitoy elchixonasi bilan konsulxonasining ishigiga qari gulchambir qo'ydi. E-partiyasining raisi Maral Aqshanar xonim va Anqara shahrining shahar boshlig'i Mansur Yavash oldingi kuni Xitoyning Anqaradagi elchixonasining tahdid selishiga uchragan edi. Bu ish yuz bergandan keyin turk xalqining Xitoyga bo'lgan noroziligi kun sayin kuchaymoqda.
Bulupma İYİ Partisi her xil yollar bilen Xitayning Meral Akşener'ge ve Mansur Yavaş'ı salgan tehdididin bir aram bolganlığını ispat etmekte. 7 Aprel günü İYİ Partisi Ankara'daki Xitay elçixanası ve İstanbul'daki Xitay konsulxanası aldığı namayışı ötküzüp, Xitay elçixanasının işkige qari gülçembere koydu. Bulardan sırt İYİ Partisi Bursa şehir merkezinde mi namayış ötküzüp Xitay'ını ayıpladı. 7 Aprel günü etigen İYİ Partisi Ankara Şöbistan Reisi Yetkin Öztürk Efendi, bazı parlament azaları ve partiya azalarının terkip tapkan Nurgun kişi Xitay elçixanası aldığı akbarat bayanatını okup ötü. Keyin ular Xitay elçixanasının aldığı qari gülçembere koydu. Türk ve çetellik bulup köpsanda muhbirler iştirak kılgan faaliyette partiya rehberlerden Yetkin Öztürk Efendi muhbirlerine bayanat berip mundaq dedi. Hürmetlik akbarat hadimleri, sözümle başlaştım burun şunu demekçim ki, bütün dünyanın közü aldı da Xitay tarafından irki kırgınçılık bilen asimilasiya uçuravatkan Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarımızın yeni dişkerlikimizini ve onların dert elemlerine ortaklaşıdığallıkımızı oturgu koyman. Şunun bilen birlikte her daim zulümü ve zalimi karıştırdığallıkımızını, mezlumlarının avazı bulduğallıkımızını tähkitlemekçim ben. Xitay Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk gelişimine hürmet kılmay, Uyghurlarına karata irki kırgınçılık eylip barmaqta. Biz İYİ Partisi bu süpütümüz bilen Xitay'nın bu siyasetini katlıq ayıplaymız. 6-7 Aprel günleri İYİ Partisi'nin İstanbul şehirdeki mesulleri Xitay'nın İstanbul'da turuşluk konsulxanasının aldığı namayışı ötküzgen. Namayışka İYİ Partisi rehberleri, partiya azaları, halk amması ve İstanbul'daki Uyghurlardan bulup köpsandı kişi iştirak kılgan. Kırgızistan'daki Uyghurlar Şarkı Türkistan Milli Armiyesi kuruluş gününü hatırladı. Şarkı Türkistan Milli Armiyesi kurulganlığının 76 yıllık münasibeti bilen Kırgızistan'da yaşavatkan Uyghurlar bugün bu alahide gününü hatırladı. Faaliyetini Kırgızistan'dan Jalal Abad'da faaliyet kılıvatkan İttifak Cemiyeti teşkilleyen bulup, Kırgızistan'da yıkınkı günlerde Xitay virüsü köp tarqılıp ketkerliği sebeplik faaliyetki köp adam yığılılmıgan. Faaliyetinin ahırda Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu üçün tökpü koşkan şehit ve gazlar üçün şundaklı Xitay'nın halakiti ve Şarkı Türkistan halkının azatlığı üçün dua kılıngan. 1944 yılı Gülcü'de kurulgan 2. Kıtımlık Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin Milli Armiyesi 1945 yıl 8. Aprel resmi kurulgan idi. Türkiye parlamentinde Uyghurlarga puralıq beriş hakkında kanun teklifi sunuldu. Milliyet gazetesinin bugünkü haberde bildirilişçe İYİ Partisi Türkiye'de yaşayatkan Uyghurlarga kısa vakit içinde puralıq beriş hakkında parlamentke teklif sunulgan. Eskişehir parlament azası Arıslan Kabukçu oğlu Türkiye parlamentiga Türkiye'de panahlıq tilavatkan Uyghurlarının İçki İşler Ministerliğine iltimas kılıp 3 ay içinde Türkiye puralıqı erişişi hakkında kanun teklifi sunulgan. O Türkiye'de 10 000 muhacirini öz içige alğan tahminen 50 000 Uyghur'nun yaşayatkanlığını bildirgen. Mezkur teklifke asasen iltimas kılgıçlarının belgilenigen şartki toşuduğun toşmaydıganlığını belgileydiğen heyet kurulduğun bulup, onlarının tekşürüp eniklişi neticesinde talepki maskildiğallarının materialleri İçki İşler Ministerliğine evetilip Türkiye puralıqı erişiş resmiyetlerini tamamlaydıgen. Aydın parlament azası Aydın Adnan Sezgin bu axtı toxtulup, hükümet aciz ve korkunçak bayallarını bir çetki kayırıp koyup, Uyghurlarının uçurgan vekşilikigi karıta özünün inkası ve pozisyasını baldırıq ifadeleşki cüret kılışı gerek diğerlerini bildirgen. Atalmış koşmak tukkan siyaseti tosalğısız icra kılınmakta. Xitay 2017 yıldan itibaren Şarkı Türkistan'ın her kaysi caylarda birdek atalmış koşmak tukkan siyasetini yolu koyup, Şarkı Türkistan halkını nazarat kılmakta ve en-ene örüp adetlerini depsende kılıp gelmekte. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqalgan bir sında Şarkı Türkistan'daki malum bir ailenin koşmak tukkan siyasetine asasen ailesiki közüşke koyulgan Xitaylar bilen billi tamak yabatkan körünüşü körüstügen. Xuddi burun tarqalgan sıllardaki körünüşlerge oxşaşla mezkur aile azaları içi de erler körünmügen. Üstelge haraq tamakı koyulgan bulup, Xitay erinin kiçik ballarının aldığı haraq içip ulturgallıqı körüstügen. Xitay'nın atalmış koşmak tukkan namedeki bu rezil siyaseti, Şarkı Türkistan halkının izzet hürmeti ve insani hukuklarını, örüp adetlerini ayak astı kılıplı kalmay, balılarının ruhi dünyasını zehmelendirmekte. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüs bilen yukumlanğıcılar 55 mandan eşip getti. 8 Aprel Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanğıcılarının 55.941 yetkerlikini ilan kıldı.
Ministrning ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 304492 kishi tekshirilishi orqali yangidan 55941 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Navbatda 2316 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 258 kishi qazo qilib, 37914 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 3,232,000ga qazo qilganlar 33,201ga, kesili ig'ir bemorlar 2,615ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla programı akırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.